Sizlere bu hafta iki tane hadis-i şerif getirdim. Eğer bizler hakkıyla iki tane hadis-i şerifi baz alırsak inşallah, iki tane hadis-i şerif karşılığında vallahi tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani kafadan da bir şey uydurmuyorum, kafadan da bir şey söylemiyorum. Bu iki tane hadis-i şerif inşallah günahlarımızı af ve mağfiret olunmasına vesile olacak. Bu hadis-i şeriflerden birincisi. Hanım ablalarımız, hanım bacılarımız için onlar ne olacak? Onlar bu mükafattan mahrum mu kalacaklar? Tabii ki hayır. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, muhterem büyüklerim. Bu haftaki sohbetimizde inşallah Kadir Gecesi'nin feyzinden ve bereketinden bahsetmeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle tesirini cümlemize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle hakkıyla anlamayı ve idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, ne büyük bir nimettir ki Allah Azze ve Celle rahmet ve mağfiretin zirveye çıktığı Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmayı biz aciz ve günahkar kullarına nasip eyledi. Allah Azze ve Celle'ye duamız, Allah Azze ve Celle'den istediğimiz, nasıl ki bizleri Ramazan ayına ulaştırdıysa, tutmuş olduğumuz oruçlar hürmetine, kılmış olduğumuz teravihler hürmetine, okumuş olduğumuz mukabeleler, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimler hürmetine, inşallah Kadir Gecesi'ne ulaşmayı da bizlere nasip eylesin. Kadir Gecesi'ni de hakkıyla idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Kadir Gecesi'ni hakkıyla idrak edip tertemiz bir şekilde, günahsız bir şekilde o günün sabahını uyanan kullarından eylesin. Muhterem kardeşlerim, bu mübarek Kadir Gecesi içerisinde günahkarların, yani bizim kendimizi Allah Azze ve Celle'ye affettirmemiz, abartmadan söylüyorum, çok kolaydır. Biz kendimizi bu Kadir Gecesi içerisinde çok kolay bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye affettirebiliriz. Sizlere bu hafta iki tane hadis-i şerif getirdim. Eğer bizler hakkıyla iki tane hadis-i şerifi baz alırsak inşallah, iki tane hadis-i şerif karşılığında vallahi tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani kafadan da bir şey uydurmuyorum, kafadan da bir şey söylemiyorum. Bu iki tane hadis-i şerif inşallah günahlarımızı af ve mağfiret olunmasına vesile olacak. Bu hadis-i şeriflerden birincisi. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya ederse, o kişinin bütün geçmiş günahlarının hepsi af ve mağfiret edilir. Bakın hadis-i şerifteki şartlar nedir? Kim? İnanarak. Birincisi inanarak. İnanacağız. Allah Azze ve Celle'nin bizi affedeceğine inanacağız. Yani bizim kafamızda şu olmayacak. Ya Allah Azze ve Celle affedebilir, affetmez. Ya affedilebilirim, affedilmeyebilirim. Şüphe olmayacak. Allah Azze ve Celle'nin o gecede bizi affetmesine inanacağız. O gecede affedilmek için birinci şartımız inanacağız. Bu gece Allah Azze ve Celle'nin izniyle af ve mağfiret olunan kullardan olacağım diyeceğiz kendi kendimize. Bu el benim değil mi? Bu göz benim, bu ağız benim, kendime buna o derece inandırmışım. Bu başkasının eli olamaz. O derece eminim yani. O derece kendime inanıyorum. Kadir Gecesi'nde de affedileceğimize bu denli inanmamız lazımdır birinci şartı. İkinci şartı, karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek. Yani fani kulları karıştırma, dünyalık malı mülkü karıştırma, yalnızca karşılığını Allah'tan bekle. Bu da ikinci şartımız. Birinci şartımız inanarak, ikinci şartımız karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek. Üçüncü şartımız Kadir Gecesi'ni ihya ederse, ibadet ve itaat ile ihya ederse o kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Şimdi zaten asıl mesele burası değerli kardeşlerim. Kişi Kadir Gecesi'ni nasıl ihya edecek? Nasıl o zümreye dahil olabilecek? Kadir Gecesi'ni ihya etmek için sabahlara kadar zikir etmemize gerek yok. Sabahlara kadar tesbih çekmemize gerek yok. Ha çekersek, zikir edersek bu bizim kârımıza. Bunun mükafatını bolca alırız inşallah. Sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okumamıza da gerek yok. Ha okursak kazandığımız çok şey olacaktır. Veyahut sabahlara kadar nafile namaz kılmamıza da gerek yok.
Kılmış olsak yine aynı şekil kazandığımız çok şey olacak. Ne yapacağız peki biz bu gecede? Bu geceyi ihya edebilmek için ne yapmamız lazım? Bakın ikinci hadis-i şerif burada devrede giriyor değerli kardeşlerim. Birinci hadis-i şerifimiz buydu. Kim inanarak ve yalnızca karşılığını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları af ve mağfiret edilir. Bu birinci hadis-i şerifimizdi. İkinci hadis-i şerifimiz nasıl ihya edeceğimiz hususunda buyurulan bir hadis-i şerif bu da. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim yatsı namazını cemaat ile kılar ise. Hatırladınız değil mi bu hadis-i şerifi? Her kim yatsı namazını cemaat ile kılar ise o gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi, o gecenin yarısını namaz ile geçirmiş gibi olur, onun gibi sevap kazanır, ona göre muamele edilir. Aynı kişi sabah namazını da cemaat ile eda ederse, sabah namazını da cemaat ile kılarsa gecenin tamamını ibadet ile geçirmiş gibi olur. Gecenin tamamını namaz kılmış gibi olur. E kişi bir yatsı namazıyla bir sabah namazını cemaat ile kıldığından ötürü ne yapmış oluyor? Allah'ın izniyle geceyi ibadetle geçirmiş oluyor. E kişinin Kadir gecesinde affedilmesinin şartlarından üçüncüsü neydi? Geceyi ibadet ile geçirmek. E kişi bir yatsı namazıyla veya bir yatsı namazını ve bir sabah namazını cemaat ile kılarak bu geceyi ihya etme konusunda üzerine düşeni yapmış olacak. Hakikaten tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir yatsı namazıyla, bir sabah namazıyla cemaat ile kılarsak inşallah o gecede af ve mağfiret olunan kullardan Allah'ın izniyle olabiliriz ve olacağız da inşallah. Bakın bu kadar kolay. Ya hocam çok ağır demeyin, ağır olan bir şey değil. Ben size sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okuyun demiyorum, sabahlara kadar namaz kılın demiyorum, ben size sabahlara kadar zikir edin demiyorum. Geleceğiz yatsı namazlarımızı cemaat ile kılacağız, sabah namazlarımızı cemaat ile kılacağız son 10 gün boyunca. Niye son 10 gün? Onu da biraz sonra açıklayacağım inşallah. Yani Ramazan'ın son 10 günü. Ramazan'ın son 10 günü inşallah bu şekilde yapacağız. Onun sebebini de biraz sonra açıklayacağım. Bu şekilde yaparsak Allah'ın izniyle hakikaten affedilen kullardan olacağız ki bu da zor olan bir şey değil. Yani hocam ben bunu başaramam diyen kimseye de artık benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hakikaten hiçbir şeyim yok. İçerisinde bulunduğumuz kısıtlamadan dolayı, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı camilere gelmeme gibi bir durum var mı? Hayır, söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre vatandaşlarımız yürüme mesafesindeki camilere, yürüme mesafesindeki mescitlere inşallah suistimal etmeksizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah seccadelerini alarak cemaat ile namazlarını kılabilecekler. Ha, bu bizim için birer fırsattır. Bizler inşallah Ramazan ayının son 10 günlerinde cemaat ile namazlarımızı asla ihmal etmeyelim değerli kardeşlerim. Hakikaten Kadir gecesine bir rast gelirsek, Kadir gecesine bir denk gelirsek bir yatsı namazıyla bir sabah namazıyla günahlarımızı af ve mağfiret edebiliriz. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ha evden çıkamayan olur. Hanım ablalarımız, hanım bacılarımız için onlar ne olacak? Onlar bu mükafattan mahrum mu kalacaklar? Onlar bu günahların af ve mağfiret olunmasından mahrum mu kalacaklar? Tabii ki hayır. Onlar da bu durumdan dolayı babalarına, eşlerine veyahut erkek kardeşlerine Ramazan ayının son 10 gününde kendilerine imamlık yapmalarını isteyecekler. Sırf affedilebilmek için. Günahların af ve mağfiret olunması öyle ufak tefek bir mükafat değildir. Ufak tefek bir karşılık değildir yani. Ha bunu başarabilmek için inşallah önümüzde hiçbir engel yoktur. Cemaat ile namaz kılmamak için önümüzde hiçbir engel yoktur. Allah Azze ve Celle inşallah bu mükafatlardan bizleri mahrum eylemesin. Allah Azze ve Celle Kadir Gecesi'nin hürmetine inşallah bizleri af ve mağfiret olunan kullarından eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Şimdi biraz önce de söyledim ya, son 10 gün boyunca biz bunları yapacağız. Niye son 10 gün? Çünkü Kadir Gecesi için buyurulan rivayetlerde ağırlıklı olarak 27. gecesi buyuruluyor. Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi diye ağırlıklı olarak rivayetlerde buyuruluyor.
Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu başka hadis-i şeriflerde şu da geçiyor. Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif ayının son 10 günün tekli günlerinde arayın diye de buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani son 10 günün tekli günleri nedir? Ya 21'idir, ya 23'üdür, ya 25, ya 27 ya da 29'udur. 5 tane günden başka seçenek var mı? Yok. Eğer biz hakikaten bu 5 günü 21, 23, 25, 27, 29 bu 5 günü hakkıyla böyle ihya etmeye çalışırsak, bu 5 gün içerisinde hadi 10 gün olsun, hadi 10 gün olsun. Ya günahlarımız affedilecek, 10 gün boyunca gelip de camiye yatsı namazlarımızı cemaat ile, sabah namazlarımızı cemaat ile kılmaya değmez mi? Bu zamana kadar biz ne kadar günah işledik? Haddi hududu yok, haddi hesabı yok. Bunların affedilmesi için 10 gün boyunca yatsı namazlarını ve sabah namazlarını cemaat ile kılmaya değmez mi? Hakikaten değer. Buna gücüm yetmiyor diyorsa sana diyecek bir şeyim yok. Biraz önce söylemiş olduğum gibi. Ondan dolayı değerli kardeşlerim, son 10 gün içerisinde arayacağız Kadir Gecesi'ni. Son 10 gün Ramazan'ın son 10 gününü Kadir Gecesi'ymiş gibi ihya etmeye çalışacağız. Kadir Gecesi'ymiş gibi inşallah evlerimizde veyahut camimize gelerek, camilerimize gelerek inşallah yatsı namazlarımızı ve sabah namazlarımızı cemaat ile kılmaya özen göstereceğiz. Allah Azze ve Celle bu mükafattan bizleri mahrum eylemesin inşallah değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, Kadir Gecesi öyle mükafat dolu bir gecedir ki vallahi bin aydan daha hayırlıdır. Vallahi billahi tallahi bin aydan daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle Kadir Suresi'nde buyuruyor. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehir. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ne demek bin aydan daha hayırlı? Bin ay kaç seneye tekabül ediyor? 83 sene 4 aya tekabül ediyor. Şimdi senin Kadir Gecesi'nde yaptığın bir ibadet, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yaptığın ibadetten daha hayırlıdır. Var mı böyle bir mükafat başka gün için? Başka bir gün için böyle bir ecir var mı? Böyle bir sevap var mı? Böyle bir karşılık var mı? Yok değerli kardeşlerim. Bakın, bin aydan daha hayırlı. Allah Azze ve Celle yani bin ay kadar hayırlı demiyor. Minimum bin ay tutmuş. Allah Azze ve Celle minimum sayıyı bin olarak belirtmiş ama ucunu açık bırakmış. Bin aydan daha hayırlı. 2000 ay da olabilir bu. 3000 ay da olabilir. 4000 ay da olabilir. Bunun böyle olmasının sebebi geçmiş ümmetlerin ömürleri çok uzundu. 300 yaşarlardı, 500 yaşarlardı, 600 yaşarlardı. Ama ümmeti Muhammed'in ömrü taş çatlasın 80 sene. İstisnalar 90'ı 100'ü belki bulur bulmaz. Ondan ötesi yok zaten. Yüzden ötesi zor. 1 milyonda bir belki. Böyle bir durum olduğu için Allah Azze ve Celle tabiri caizse olayı dengelemek için bir geceyi bir ömre bedel yapıyor. Bir geceyi bir ömre bedel yapıyor. Eğer sen o bir geceyi Kadir Gecesi'ni ihya edersen, o Kadir Gecesi'nin kaderini ve kıymetini hakkıyla bilmeye çalışırsan, hakkıyla bilirsen vallahi 83 senelik bir ibadete bedeldir. Ayet-i Kerime ile sabit. 83 senelik. Kişi 40 yıl boyunca 40 tane Kadir Gecesi'ni ihya ettiğini düşünün. 40 bin ay. Artık bu kaç seneye tekabül ediyor? Varın orasını siz hesaplayın yani. Ondan dolayı değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizlere bu kadar kolay ya fırsatı vermiş. Bu kadar güzel fırsatları vermiş. Allah Azze ve Celle bizlere bu kadar mükafatı vermiş. Bizlere de düşen bunu hakkıyla değerlendirmek. Hakkıyla bu fırsatların kadrini, kıymetini bilmek inşallah değerli kardeşlerim.